أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyle. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyle. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Yüce Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri farzlarla, haramlarla, helal ve mubahlarla bizi imtihan eder. Her birimizin vazifesi, yaratan Rabbimizi dinlemek ve O'na itaat etmektir. Elbette O'nu dinleyip itaat edebilmek için önce ne dediğini, bizden ne istediğini doğru düzgün öğrenmek lazım. İnsanlar, harama ve günaha daldıran insanlar iki kısımdırlar. Bir kısmı bilmediği için, haram ve günah olduğunu bilmediği için haramı işler. Bir kısmı da haram olduğunu bildiği halde nefsine yenik düşer ve böylece haram işlemiş olur. Bir kısım da var ki haramı inkar eder, haram olduğunu kabul etmez. O zaten İslam dairesinin dışında olduğu için mevzu bahis değildir. Yani biz ayet-i kerimeleri okurken, hadis-i şerifleri müzakere ederken muhatabımız kimlerdir? Ayetlere inanan, hadis-i şeriflere inanan Müslümanlardır. Öyleyse harama muhtela olan insanlar Müslüman gavur diye ikiye ayrılır demeye gerek yok. Çünkü ayet-i kerimeleri zaten gavurlar muhatap olarak kabul etmezler. Dolayısıyla ayet-i kerimeler daha çok kimle alakalıdır? Haramı helali öğreten ayet-i kerimeler iman edenlerle alakalıdır. Demek ki Müslümanlar harama düşüyorlarsa iki sebepten birisiyle düşmüş olurlar. Bir, haram olduğunu bilmiyor. Bilmediği için harama düşmüş oluyor. Bilse haram olduğunu yapmayacak. Mesela önümüze gelen etin domuz eti olduğunu bilsek yer miyiz? Yemeyiz. Niçin? Harama olan alerjimizden dolayı. Peki, bile bile bir insanın haramı işlemesi ancak cehaletinden sonucuna nasıl katlanıp katlanmayacağını düşünmemesinden kaynaklanır. Hem haram olduğunu biliyor, hem de Rabbisine isyan ediyor. Bu büyük bir cesaret. Yani körü körüne bir cesaret, büyük cesaret demeyeyim, körü körüne bir cesarettir. Bu bakımdan biz Müslümanlar haram karşısında nasıl olmalıyız? Haram karşısında
ateşin karşısındaki durum gibi olmalıyız. Elimize, avucumuza ateş koyacak olsalar alır mıyız? Ağzımıza ateş damlatacak olsalar kabul eder miyiz? Etmeyiz. Hangi tepkiyi gösterirsek, işte harama da aynı tepkiyi göstermek lazım. Ki ennel harame nârun. Haram ateş gibidir. Ateşten farklı değildir. Burada tatlı tatlı, zevkli zevkli işlenen haramlar, öbür tarafa insana ateş olarak yansıyacaktır. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابِ Cehennemdeki insanların ateş onları her yaktıkça, derileri yanacak diyor Allah Celle Celaluhu. Derileri yanıp kül olunca biz yeniden onlara deri yaratacağız, tekrar tekrar yaratacağız ki azabı tatsınlar. Bir defa yandım, kurtuldum, tamam. Bir defa acı çektim, ondan sonra çekmiyorum değil. لِيَذُوقُ الْعَذَابِ Azabı tatsınlar diye biz onların etlerini, derilerini tazeleyeceğiz, tekrar tekrar tazeleyeceğiz, sinir sistemlerini çalıştıracağız diyor Allah Celle Celaluhu. Onun için haram ateştir kıymetli dostlar. Şimdi müminler, geçen haftaki dersimizde de işlemeye çalışmıştım. Zaman itibariyle ehemmiyet arz ettiğinden dolayı bu haftaki dersimde de içki ve kumardan bahsedeceğim, milli piyangodan bahsedeceğim. Aslında 50 sene önce böyle bir mevsimde milli piyangodan, içkiden, kumardan bahsetme ihtiyacı çok fazla duyulmayabilirdi. Ama artık insanımız öylesine yolunu şaşırmış ki, genciyle, ihtiyarıyla, fakiriyle, zenginiyle, amiriyle, memuruyla adeta harama karşı bir yarış var, günahlara karşı bir yarış var, körü körüne bir cesaret var. Bu gidişin sonu nereye Allah bilir. Kıymetli müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Bakara suresinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah, yes'elûneke anil hamri vel meysir. Habibim sana, içki ve kumardan sorarlar. İçki ve kumarın durumu nedir? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nezdinde sana sorarlar. Peki sen onlara benim adıma cevap vereceksin. 219. ayet-i kerimede, Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesinde. Kul sen de ki Habibim, fîhima ismun kebîr. Çok büyük günah vardır onlarda. Yani içkide ve kumarda çok büyük günah vardır. Günah suç demektir. Kıymetli dostlar, kebîr büyük demektir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, içkide ve kumarda büyük günah vardır. Ve menâfi'u linnâs, insanlar alışmışlar. İçkiden, kumardan bir takım menfaatler elde ediyorlar. Birisi satıyor, birisi alıyor, taşıyor. Efendim, imal eden kazanıyor, taşıyan para kazanıyor, satan para kazanıyor, kiraya veren para kazanıyor, içen kafayı biraz demliyor. Kendilerine göre bir takım menfaatler hissediyorlar. Kumar oynadıkça kendisinden geçiyor, vakit geçiriyor, dinlenmiş oluyor kendisine göre. Birileri mekan tahsis ediyor, para kazanıyor. Birileri çay satıyor, para kazanıyor. Fakat her ne kadar insanlar, bazı insanlar içki ve kumarda bazı menfaatler mülahaza etseler bile وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا İçki ve kumardan doğabilecek olan zarar ve günah onlardan beklediğiniz, ümit ettiğiniz faydalarla hiç kıyaslanamayacak. Acayip derecede zarardadır bu işi yapanlar diyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi kıymetli dostlar, Bakara suresinin bu ayeti kerimesinde, 219. ayeti kerimesinde Rabbimiz içki ve kumarda çok büyük günah olduğunu söylüyor ve fayda mülahaza eden kişilerin mülahaza ettikleri faydanın yanında elde ettiği zarar, temin ettiği zararın çok daha fazla olduğunu söylüyor.
Yine Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bir başka ayeti kerimesinde Estaizu billah ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlamu ricsun min amelis şeytani fecitenibuhu leallekum tuflihun. Şüphesiz içki, kumar, fal okları ve dikili taşlar, dikili taşlardan maksat putperestlerin taşlardan yapıp da ilah olarak diktikleri putları kastediyor. Yani sonuçta dikili taşlar olan putlarınız ve piyango olarak kullandığınız piyangolarınız, fal okları dediği o. Piyango olarak kullanırlardı onları. Bir içki, iki kumar, üç dikili taşlar yani putlar, dört piyangolar, bunlar ricsün pisliktir diyor Allah Celle Celaluhu. Min ameli şeytan ve şeytan amelindendir diyor. Maide suresinin 90-91. ayet-i kerimelerinde. فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bunlardan sakının ki felaha ermiş olasınız, kurtuluşa ermiş olasınız diyor. Şimdi konuşan Rabbimiz olunca gerçekten alıcı kulakla dinlemek lazım. Olayı doğru kavramak lazım. Bakın dostlar, burada içkiyle kumar aynen putperestlik olan dikili taşlar, insanların onların karşısına çıkıp ibadet etmesi ve onlara yalvarması, onlardan bir şey beklemesi aynı kategorinin içerisine konmuş. Bir, içki. İki, kumar. Üç, putperestlerin diktikleri dikili taşlar. Dört, piyango oyunları. Bu dört tanesi pisliktir diyor. Demek ki içki o kadar çirkin bir günahtır ki neredeyse müşriklikle, putperestlikle aynı şeyde zikredilmiştir. Ona mukarin kılınmıştır. Kumar da keza öyle. Putperestlikle, dikili taşlarla aynı ayette zikredilmiş. Hepsine pislik denmiş. Dikili taşlar yani o putperestlerin taptıkları, o dikili taşlar ve onlara yalvarmaları, kurbanları gelip onların yanında kesmeleri, onlara kurban adamaları, bu tam bir pislik, müşriklik bu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki o pislik ya, kumar oynamak da pisliktir diyor. Piyango da pisliktir diyor. İçki de pisliktir diyor Allah Celle Celaluhu. Allah diyor bunu ya. Bunlar hepsi pisliktir. فَجِتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bunlardan sakının ki felaha ermiş olasınız buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Şimdi kıymetli müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde buna pislik diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de içkiyle ilgili şöyle buyuruyor. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin rivayet etmiş olduğu, nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte: "La yezni zani hina yezni ve huve mu'minun ve la yesraku sariku hina yesraku ve huve mu'minun ve la yeşrebu'l hamra hina yeşrebuha ve huve mu'minun." Büyük günahlar var. Bir insan mümin olduğu halde bu günahları işleyebilir mi? Hadis-i şerifin orijinal manası şudur. Bir mümin kalkıp zina ederse o zina esnasında onda iman kalmaz. Mümin olduğu halde zina yapamaz. Hadis-i şerifin orijinal anlamı. Bir insan hırsızlık mı yapıyor? Hırsızlık yapan bir insan o hırsızlığı yaparken mümin olarak bunu yapması mümkün değildir. Üçüncü olarak da bir insan içki mi içiyor? Bir insan eğer içki içiyorsa o içki ismi esnasında mümin olması mümkün değildir. Bakın burada kıymetli dostlar, üç tane büyük günahtan bahsedildi. Birisi zinadır, birisi hırsızlıktır, birisi içkidir. Demek ki bir insan zina yapıyorsa, o haramı işliyorsa, bu haramı işlerken iman ondan uzaklaşır. Bir insan hırsızlık yapıyorsa, o hırsızlığı yaparken, bu haramı işlerken iman ondan uzaklaşır. Bu esnada ölse nereye gider?
Bu haramı işlerken ölse nereye gider? Bir de içki içerken bir insan iman ondan uzaklaşır buyuruluyor. Hadis-i şerifin orijinal ifadesi budur. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendiliğinden söylemiyor ki, Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde zaten içki için pislik diyor. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Nedir? Zina, hırsızlık eşittir içki içmek. Yani içki içmekle zina aynı bapta zikrediliyor. İçki içmekle hırsızlık aynı bapta zikrediliyor. Aynı madde içerisinde zikrediliyor. Bir insan mümin olduğu halde zinayı da yapamaz, hırsızlık da yapamaz, içki de içemez. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Sünen'in rivayet etmiş olduğu, Ashab-ı Sünen'in rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki men şeribe müskiren, bir insan sarhoş edici bir şey içerse, içkinin herhangi bir nevisini içerse, bu huset salatuhu erba'ine sabahen, yani 40 sabah, 40 günlük namazının bereketini, huzurunu, tadını kaçırmış olur. Bir insan sarhoş edici bir içki kullandığı zaman adeta 40 gün namazın zevki, namazın bereketi ondan alınmış olur. 40 günlük namazdan elde ettiği kâr veya elde edeceği kâr adeta ondan mahrum kalmış olur. Hevesini kaybeder, bereketini kaybeder, faziletini yok eder. فَاِنْ تَعْبَ تَعْبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Eğer yaptığı yanlışın farkında olur da tevbe ederse, gerçekten nedamet, pişmanlık duyarsa, elbette Cenab-ı Hak tevbesini kabul eder. فَاِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَرِ. Bir insan içki içer, sonra tevbe ettim der. Sonra tekrar içer, sonra tevbe ettim der. Sonra tekrar içer, tekrar tevbe ettim der. Bu oyuncak değil yani. Eğer tevbe ediyorsan tevbe et. Pişman oluyorsan pişman ol. Vazgeç, yapma. Peki diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir kere pişman oldu, bir daha pişman oldu, bir daha pişman oldu. Eğer dördüncü kez tekrar içkiye dönerse, Cenab-ı Hak ona tînetül haberden içirmesi vacip oldu. Allah ona tînetül haberden içirmesi vacip oldu. Artık kesinleşti yani. Dediler ki, ya Resulallah, tînetül haber nedir ki ondan içmesi vacip oldu? Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz, صَدِيدُ اَهْلِ النَّارِ وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامٍ كَانْ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ تِينَةِ الْخَبَرِ. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz, tînetül haber, cehennemde yanan insanlardan akan kan ve irinlerdir. Cehennemde yanan insanlardan akan kan ve irinlerden Allah, içki içip tevbe edip bir daha içen, tevbesinde sadık olmayan, samimi olmayan kişileri cehenneme sokunca onlara tînetül habalden, yani cehennemde yanan insanların kan ve irinlerinden içirmesi Allah'a hak oldu diyor. Aynı hadis-i şerifin son cümlesinde bir insan kalkar da helal ve haramı bilmeyen bir çocuğa içki içirirse Allah Celle ve Ala Hazretleri o insanı es geçmez diyor. Allah Celle Celaluhu o insanı es geçmez, kendisi pisliğe bulaşmış, masum bir yavruyu, helali haramı bilmeyen bir yavruyu öyle veya böyle içkiye alıştırıp ona içki içiren insanı Allah es geçmez, ona tînetül habalden, yani cehennemdeki insanların, yanan insanların kan ve irinlerinden mutlaka içirir. Kıymetli dostlar, herkesin anladığı bir şeydir ki bu, tînetül habalden içecek, yani cehennemdeki insanların kan ve irinlerinden içecek olan insanı herhalde dışarıda içecek değil, ona dışarıya servis yapacaklar değildir. Kendisi de cehennemde yanıyor, cehennemde yanan bu insan, yanan insanların kan ve irinlerinden kendisine içirilmiş olacak
diyor, ben demiyorum, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Üç grup insan vardır ki bunlar cezalarını çekmedikten sonra cennete giremezler buyuruluyor. Ahmed İbn Hanbel'de ve Ebu Yala'da bu hadis-i şerif naklediliyor. Bir tanesi içkiye devam eden insan. Yani başlamıştır içkiye, tevbe etmiyor, hala devam. Sol şeridi kapadı, kapattı, devam ediyor. Bu insan böyle bu şekilde ölürse cennete giremez. Cezasını çekmeden cennete giremez. İkincisi وَقَاطِعُ الرَّحْمِ akraba bağlarını kesmiş, anasıyla, babasıyla, kardeşleriyle, kız kardeşleriyle veya akrabalarıyla akrabalık bağlarını kesmiş, sanki onlardan bağımsız gibi yaşamaya çalışan, bu haramı işleyen insan da bu şekilde ölür. İşi düzeltmeden ölürse, bu insan direkt cennete giremez. Başına gelecek olan belayı, cezayı çekecek, ondan sonra cennete girebilir. Üçüncüsü de ve musaddikun bis sihri. Sihirbazların, falcıların sihrini ve falını efendim tasdik eden kişi, o da bu şekilde cezasını çekmeden cennete giremez. Cinciler, falcılar söyledikleri, gelecekle ilgili, gayiple ilgili söyledikleri şeylere inanmak büyük günahlardandır. Aynı içki içmek gibi büyük günahlardandır. Diyor ki devamında, hadis-i şerifin devamında, bir insan içki içmeye devam ederek, devam edici olduğu halde ölürse, Guta nehrinden kendisine içirilir. Dediler ki, ya Resulallah, Guta nehri nedir? Nehrun yecri min furucil mumisati yu'zi ehlen nari rihu furucihim. Cehennemde yanan, orijinal şeklini söylüyorum size. Cehennemde yanmakta olan zinakar insanların edep yerlerinden akan çirkin kokulu sıvıdır. Ondan içirilir içki içmeye devam ederek ahirete göçen haramzadeye. Kıymetli dostlar, elbette bu okuduğum hadis-i şerifler ve bu konu birçoğumuzu ilgilendirmez. Yani böyle bir alışkanlığımız yoktur. Ancak toplumda, çocuklarımızda, torunlarımızda, yeğenlerimizde ve çevremizde hızlı bir artış ile içki ve kumar gittikçe fazla yayılıyor. Haramlar bir ülkede fazla yayılırsa ne olur? Belalar da yayılır o ülkede. Önce bu konuda birkaç tane daha hadis-i şerifi okuyarak vakti değerlendirmeye çalışayım israf etmeden. Üç grup insan vardır ki Allah Celle Celaluhu onlara cenneti haram kılmıştır. İlk cennete girenlerle girmeleri mümkün değildir. Bunlardan bir tanesi içkiye devam eden insandır. Bir tanesi annesine babasına isyan eden asidir. Bir tanesi de deyyustur. Eşini kıskanmayıp başkalarıyla dolaşmasına, gezmesine müsamaha yapan kişidir diyor sevgililer sevgilisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Davud ve bir takım hadis kaynaklarında rivayet edildiğine göre Allah Celle Celaluhu içkiyi ve parasını haram kılmıştır. Murdar hayvanı ve parasını haram kılmıştır. Domuz etini ve parasını haram kılmıştır. İçki içmek ne kadar haramsa içki satmak da öylesine haramdır. İçkiden elde edilen para da haramdır. Birisi affedersiniz deyyusluk yapıyor, kadın satıyor, pazarlıyor, para kazanıyor. Birisi de içki satıyor, para kazanıyor. İkisi de haramdır. Haram olmakta aralarında fark yoktur. İnsan safını belirlemeli. Şeytanın askerlerinin safında mı yer alacak insan, yoksa Rahman Teala'nın dostları arasında mı yer alacak? İçkide, kumarda, zinada, yalanda, talanda efendim safta yer alan kişiler elbette şeytanın safında yer almıştır. Biz Müslümanların görevi emri bil maruf nehyanil münkerdir. Biz Müslümanlar haramları yeryüzünden kaldırmalıyız. İsyanları ve günahları yeryüzünden kaldırmalıyız.
Müminlere, çevremizdeki dostlarımıza, kardeşlerimize, insanımıza acımalıyız. Çünkü her haram insanı cehenneme götüren bir köprüdür. Onları o köprüden geriye çevirmek lazım, onları o tehlikeden kurtarmak lazım. Demek ki içki nasıl haramsa, alımı satımı da öylesine haramdır. Murdar bir hayvanı yemek içmek nasıl haramsa, onu satmak da haramdır. Domuz eti yemek nasıl haramsa, ondan efendim ticaret elde etmek, bu da haramdır ve günahtır, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dostlar, Feyzül Kadir'de, Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde, ayrıca birçok hadis kaynağında şöyle geçmektedir. Şâribul hamri ke'âbidi vesenin ve şâribul hamri ke'âbidi lât vel uzza. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde bu hadis-i şerif vardır. Yani bu hadis-i şerifi o da tefsirinde kaynak olarak içkinin zararları ve günahlarını anlatırken beyan etmiştir. Ne diyor? Hadis-i şerifte buyuruyor ki, içki içen insan, hele hele bunu helal kabul ederek içiyorsa, puta tapandan farkı yok ki. İçki içen insanın Lat ve Uzza'ya tapandan farkı yok ki. Bilhassa bunu helal kabul ederek yapıyorsa, zaten dinden, imandan çıkmış olur, haramı inkar etmiş olur. Dolayısıyla Lat ve Uzza'ya tapan nasıl dinsizse, bu da öylesine dinsiz olmuş olur. Kıymetli dostlar, şimdi okuyacağım hadis-i şerifi can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ederim. Tirmizi'de rivayet edilen bir hadis-i şerifi, Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu veceh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu ve bizimle paylaşmak istediğini söyler. Diyor ki, sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, اِذَا فَعَلَتْ اُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَى 15 tane sıkıntı var. Bu 15 tane sıkıntıyı, yanlışı, günahı ümmetim irtikab ederse, bela gelir onlara. Onlar hiç rahatlık görmezler. Ne hastalıklar biter, ne enflasyonlar biter, ne anarşi biter, ne düşman biter, ne huzur gelir. Huzursuzluk diz boyu. Eşinden, işinden, parandan, efendim anarşiden, terörden, enflasyondan, dolardan, avrodan, düşmandan bela bitmez. Siz ay başında aldığınız para, diyelim ki 5000 lira para aldınız. 5000 lirayı cebinize koydunuz. Akşam yattınız, sabahleyin kalktığınızda %40 enflasyon olduğunda elinizdeki, cebinizdeki o 5000 lira nereye düştü? 2000 liraya düştü veya 3000 liraya düştü. Sen yatakta yatarken paranın değeri gitti. Bu bir bela mıdır, değil midir? Beladır. Sadece senin değil, herkesin cebindeki paranın değeri düştü. Bu bir bela mıdır? Beladır. Efendim, dolar altın borcun vardı, 100.000 lira verecektin, dolar borcunu ödeyecektin, altın borcunu ödeyecektin. Bir gecede yapılan enflasyonla şimdi 150.000 lira, 170.000 lira vereceksin, borcunu ödeyeceksin. Bir akşamda borcun 100.000 liradan 150.000 liraya, 170.000 liraya çıkıyor. Bu bela mıdır, değil midir? Beladır. Haydi engelle bakalım. O enflasyon benim parama değmedi diyebilir misin? Geldi mi herkese gelmiş oluyor. Şimdi kıymetli dostlar, Allah'ın izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, 15 tane felaket vardır, günah vardır, yanlışlık vardır. Bu ümmetin bu 15 tane belayı, sıkıntıyı gerçekleştirirse Allah da onlara belayı yağdırır diyor. Bela nedir? Bela çeşitlidir. Yani enflasyon bunlardan bir tanesidir. Şimdi kıymetli dostlarım, ülkemizin her tarafı hastane doldu. Ne filmlerde sıra var, ne muayenelerde sıra var. Özel hastaneler, tüzel hastaneler, devlet hastaneleri hepsi kalabalık, insanlar kuyrukta sırada bekliyorlar. Peki
bu kadar gıdanın olduğu, bu kadar ilaçların olduğu bir ülkede, bu kadar deterjanların, temizlik malzemelerinin olduğu, insanların kendilerine bu kadar iyi baktığı bir dönemde açlık yok, susuzluk yok, bu kadar hastalık neyin nesidir? Sizce bu bir bela değil midir? Kanser aldı başını gidiyor. 10 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında çocuklar, gencecik çocuklar, daha yeni anne olmuş, anne adayı olmuş genç hanım kızlar, kanserden gidiyorlar. Sizce bu bir bela değil midir? Bir türlü ülkemiz iki ayağı üzerine kalkamıyor. PKK diyorlar, PYD diyorlar, PDY diyorlar, FETÖ diyorlar. Bir türlü bitmiyor. Birisi bitiyor, birisi başlıyor. Birisi bitiyor, birisi başlıyor. Allah Allah, ne var acaba? Ne var acaba? Biz bir zamanlar 7 kıtada at oynatıyorduk ve dünyanın huzur ve barışını biz sağlıyorduk. Ne oldu şimdi? Kendi huzurumuzu temin edemiyoruz. Ne oldu bize? Bir avuç toprak içerisinde rahat duramıyoruz. Rahatlık göremiyoruz. Anarşi bitmiyor, terör bitmiyor. Askerlerimiz, emniyet görevlilerimiz huzur içerisinde görev yapamıyorlar. Bir ülke bir ülkeyle savaş yapar. Bu savaş bir ayda, iki ayda, üç ayda biter. Ama anarşi ve terör dediğiniz bitmiyor ki, senelerdir. Ben 72'de İstanbul'a geldim. 72'den beri hiç anarşinin, terörün bittiğini görmedim. Peki perde arkasında ne vardır derseniz, ben şimdi perde arkasında okuyorum size. Perde arkasını Tirmizi'de Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif gösteriyor. Ne diyor bakalım? Hep beraber seyredelim. 1400 sene önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu bir hadis-i şerif. Şurasını unutmayalım bakın. Biz Osmanlı zamanında, Fatih Sultan Hazretleri zamanında, Kanuni Sultan Süleyman zamanında 7 kıtada at oynatıyorduk. Bu kadar farklı milletleri efendim içimizde barındırıyorduk. Her birisinde asayişi, güvenliği sağlıyorduk. Dünyanın güvenliğini, asayişini de biz millet olarak sağlıyorduk. Şimdi ne oldu bize? 7 kıtadan vazgeçtik, bir avuç toprağın içerisine geldik. Sıkıştık bir avuç toprağın içerisinde. İçimizde de çok farklı insanlar, milliyetler yoktur. Asırlardır beraber yaşadığımız insanlarla beraberiz. Ne oldu ki bize? Bir türlü huzuru yakalayamıyoruz. Bir türlü sükuneti yakalayamıyoruz. Sizin, bizim, her birimizin verdiği vergiler silahlara gidiyor. O silahlar nerede kullanılıyor? Anarşide, terörde. Ne bitmeyen bir felaketmiş bu ya? Birinci Cihan Savaşı bitti. İkinci Cihan Savaşı bitti. Anarşi Savaşı bitmiyor. Atılan her mermi, uçan her uçak, kalkan her helikopter, mesai yapan her asker komutan bir masraf değil midir? Nereden geliyor bu paralar? Senin alın terinden gelen paralar bu. Biz bu paraları buraya harcamamış olsaydık, ülkemizin kalkınmasını harcamış olsaydık, her birimizin refah seviyesi, ülkemizin refah seviyesi daha iyi olmayacak mıydı? Elbette. Peki bu işin arkasında ne var? Perde arkasında ne var? Neden kurtulamıyoruz? İngilizler mi bu işi yapıyor? Ruslar mı yapıyor bu işi? Amerikalılar mı yapıyor bu işi? Bakalım kim yapıyor? Bu işi Allah yapıyor, Allah. Niye öyle? Allah niye böyle yapıyor derseniz, 1400 sene önce sevgililer sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, benim ümmetim 15 tane sıkıntı var, hasret var. Onları gerçekleştirince helle bihel bela, bela hulul eder onları. Bela hulul eder. Hulul ne demektir? Süngeri suyun içerisine koyduğunuz zaman o su ne yapar? Süngerin içerisine hulul eder. Nasıl ki su süngerin içerisine hulul eder, girerse her tarafına, aynen bela da milletin içerisine girer. Oğlunda, kızında, komşunda, esnafında, ortağında, müşterinde, alacaklığında, verecekliğinde, sağlığında, paranda, bela her tarafa girer. Çocuklar saygısız olur. Damatlar, gelinler vefasız olur. Ömrünü kendisine feda ettiğin, bütün kazanımlarını kendisine teslim ettiğin çocuğun 5 paralık kıymet bilmez bunu. Mecburdun yapmaya der. Teşekkür bile etmez.
Peki nedir bu 15 tane haslet derseniz? قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ey Allah'ın Resulü, bu 15 tane hasletten bahsettiniz. Bunlar tahakkuk edince bela hulul eder. Bakalım bunlar tahakkuk etmiş mi? 1. اِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ الدُّوَلَى Devlet malı çarçur edildiği zaman. Çok fazla bir şey söylememe gerek yok kıymetli dostlar. Bir kurumdaki yetkililer bir ihale yapacaklar. Atıyorum 250 bin liraya temini mümkün olan bir ihaleyi onunla bununla anlaşarak ihale bedelini 1 trilyon 250 bin lira yapabiliyorlar mı? Yapıyorlar. İmzalar atılıyor mu? Atılıyor. Devletten para çıkıyor mu? Çıkıyor. Kim yiyor bunu? Haramzedeler. Bu devletin malını çarçur etmek. Bir yere asfalt döküyorsun. Döktüğün asfaltın milimetre küp olarak hesap ediyorsun değil mi? Şu kalınlıkta hesap ediyorsun. Acaba sen burada atıyorum 12 milimetre yapman gereken yerde 11 milimetre yaptığın zaman kilometrelerce asfaltta ne kadar para buradan çarçur yapılıyor, hırsızlık yapılıyor? Devletin malı deniz derler ya. Bu anlayış var mı ülkemizde? O havaleyi size havale ediyorum. İkincisi, vel emanetu mağnemen. Emanet, korunması ve muhafaza edilmesi gereken bir varlık olmaktan ganimete dönüştürüyor. Herkes emaneti koruması gerektiği halde kendisinden istifade ediyor. Bir daire, bir birim, bir amire teslim ediliyorsa, buradan sen sorumlusun, buranın imarından sen sorumlusun, buranın asayişinden sen sorumlusun deyince bunu bir emanet anlayışı içerisinde yapması gerekirken buradan ben ne kapabilirim? Buna dönüştürürse işi, bu ikinci maddedir. Üçüncüsü ve zekatü mağramen. Zekat vaktinde zamanında ödenmesi gerektiği halde zekat borca, duyuna kalıyor. Yani zekat ne zaman verilir? Üzerinden bir sene geçince verilir. Adam zekatını senesi geçti halde vermemiş, belki 3-4 senelik zekatı hala üzerinde duruyorsa. Dördüncüsü ve اَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ Aile hayatında erkek aile reisidir, kadın ona tabidir. Kadın İçişleri Bakanı'dır, erkek de aile reisidir, tabiri caizse devlet başkanıdır. Bu Kur'an anayasası ile belirlenmiştir. Kimsenin gevezelik, affedersin, gevezelik yapmasına gerek yok. Allah'ın dediği neyse odur. Allah aile reisliğini erkeğe vermiştir. Bitti. Allah vermiştir. Bu değişmez. Bu tersine döndüğü zaman, yani kadın aile reisi olduğu zaman, efendim, o zaman durum o 15 hasletten birisi gerçekleşmiş oluyor. وَعَقَّ اُمَّهُ Hanımına emredersin baş üstüne diyor insanlar ama annesine sıra gelince sen kes sesini ana sen yeter artık diyor. Ana da saygı bitiyor, hanıma saygı bitmiyor. Anaya gösterilmesi gereken saygı hanıma intikal ediyor ve anneler lafı dinlenmez birer değerlerimiz oluyor. Ve berra sadikahu ve cefa ebahu. Altıncısı bir insan arkadaşı iyi geçinir. Ama babasına gelince babasına eziyor, üzüyor, dinlemiyor. Arkadaşına gelince aman arkadaşım darılmasın diyor. Arkadaşını daraltmamak için elinden gelen hassasiyeti gösteriyor, nezaketi gösteriyor, babaya gelince nezaket yok. Bu ahlaksızlık toplumda yayıldığında. وَرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ Camilerde yüksek insanlar seslerle konuşmaya başladıkları zaman. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ اَرْضَلَهُمْ Bir kavmin idarecileri onların en düşük insanları, en harama helale dikkat etmeyen insanları olduğunda. Ve ukrime raculu mahafete şerrihi bir insana ikram ediliyor ama zararı gelmesin biraz ona bir şeyler akıtalım ki ondan bize zarar gelmesin. Yani şerrinden kurtulmak için insanlara iyilik yapıldığı zaman ve şurbetil humur içkiler içildiği zaman serbest içildiği zaman daha önce hayretimi ifade etmiştim sizinle paylaşmıştım bir kardeşimiz İstanbul'un meşhur otellerinden bir otelde yıllarca çalıştığını söyledi. Günlük 30 ton içkinin tüketildiğini söyledi. 30 ton.
Yani sadece bir otelde günde 30 ton içki tüketiliyorsa, içki tüketiminin ülkemizde, Müslüman ülkede ne hale geldiğini bir düşünün. وَلُبِسَ الْحَر۪يرِ Erkeklerin ipek giymesi haramdır. Dolayısıyla erkekler de bu haramı çiğneyerek ipek giymeye başladıkları zaman 12.'si وَتُّخِلَتِ الْقِيْنَاتِ Şarkıcı kızlar çıkıp da ekranlarda, piyasalarda şarkı söyleyip erkekler dinlediğinde وَالْمَعَازِفِ Eğlenceler sınırsız bir şekilde topluma hakim olduğunda وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا 15.'si de bu ümmetin son tarafı, baş tarafına lanet etmeye başladığı zaman, kınamaya başladığı zaman. Yani şimdi ne diyorlar? İmam-ı Azam ne anlar? İmam-ı Şafii ne anlar? İmam Malik ne anlar? İmam Bukhari ne anlar? Biz anlarız demeye başladılar. Geçmişi efendim tabiri caizse kötülüyorlar. Onları diskalifiye yapmaya çalışıyorlar. Bu hasletler bir ümmet, benim ümmetimde gerçekleştirdiği zaman bela onlara hulul eder. Süngerin içerisinde su hulul ettiği gibi bela da onlara hulul eder. Eşinde, işinde, parasında, ticaretinde, sanatında, ahlakında, ülkesinde, huzurunda, asayişinde belalar gelir de gelir. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَٰلِكَ رِيحًا حَمْرًا اَوْ خَسْفًا اَوْ مَسْخًا Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar geldiği zaman bekleyin değişik değişik belaları, deprem bekleyin, her türlü belayı bekleyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kıymetli dostlar, bir türlü anarşi ve terörün bitmemesinin arkasında bunlar vardır. Yani haramlar bir topluma yayılırsa ne olur? O toplumda belalar çoğalır. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Verem mikrobunu gördünüz mü? Görmediniz. Kanser mikrobunu gördünüz mü? Görmediniz. Mikrop gözle gözükmeyen bir şeydir. Giriyor ciğerimize, bizi verem yapıyor. Giriyor beynimize, bizi kanser yapıyor. Doğru mu? E kardeşim sen veremin mikrobunu görmüyorsun. Veremi teşhis edince ha verem oldu diyorsun. Kanserin mikrobunu görmüyorsun. Kanser teşhisi yapılınca ha kanser mikrobu girdi diyorsun. Kardeşim bu haramlar da mikroptur mikrop. Verem mikrobu nasıl insanı verem yapıyorsa, kanser mikrobu nasıl insanı kanser yapıyorsa, haramların her birisi belanın mikrobudur. Bu haramlar toplumda yayıldıkça mikroplar yayılıyor. Anarşi bitmiyor, terör bitmiyor. Niye bitmiyor kardeşim? Niye bitmiyor? Alacağımız, alamadığımız, veremediğimiz ne var ki? Paylaşamadığımız ne var ki? Bu ülke bize yetmiyor mu? Yetiyor. Niye bitmiyor bu? Allah kalplere bir huzur verse, kalplere itminan verse, sükun verse biter mi sizce? Biter. E versin. Versin ama diyor ki siz adam olun ben de vereyim diyor. Beni dinleyin ben de vereyim diyor. Biraz önce söyledim. Biz 7 kıtada at oynatıyorduk. Kaç çeşit millet vardı içerimizde. Hepsinde huzur ve asayişi sağlıyorduk. Problem yoktu. Ne oldu bir avuç toprağın içerisinde biz kardeşçe geçinemiyoruz? Askerlerimiz rahat duramıyor, emniyet görevlilerimiz rahat uyuyamıyor. Şehit haberleri duyuyoruz, yaralı haberleri duyuyoruz, bombardıman haberleri duyuyoruz. E bunlar herkesi huzursuz ediyor. Haramlar bitmedikten sonra bu belalar bitmez kıymetli dostlar. Hastanelerde kuyruklar bitmez. 17 yaşındaki çocuk kanser hastası. 15 yaşındaki çocuk kanser hastası. Bunlar bir kanser hastası bir evde varsa sadece hasta o çocuk değil ki, anası da hasta, babası da hasta, amcası da hasta, herkes hasta o evde. Birisi hastalığı fiili olarak yaşıyor, öbürlerinde hepsi tedirgin, ne olacak diye bekliyorlar, öyle değil mi? E bunlar hepsi sıkıntıdır kıymetli dostlar. Kıymetli dostlar, Ezan-ı Muhammed'i okunmaya başladı. Dersimi şöyle özetleyeyim. Mevsim itibariyle elbette bugün bahsedilmesi gereken şeylerden birisi içkidir, birisi piyango ve kumardır. Yılbaşı gecesi münasebetiyle bunlar batıda zaten sebil yapılmaktadırlar. Ama 50 sene önce böyle bir şeyi biz konuşmazdık, konuşmamıza gerek yoktu. Çünkü camiye gelen cemaat ve Müslüman insanlarımız bu işe iltifat etmezlerdi. Ey Müslümanlar! Yılbaşının bizimle, bizim örf ve adetlerimizle hiçbir alakası yoktur. Vallahi yoktur, billahi yoktur. Sakın
dükkanlarınızın vitrinlerini yılbaşı diye değiştirirseniz, evimizde yılbaşı merasimi diye bir merasim yaparsak, biz yoldan çıkmış bir arabanın, asfalttan çıkmış bir arabanın, stabilizeye efendim yola tekerlerini yapıştırmış, kaptırmış olan bir arabanın manzarasından farkımız olmaz. Her şey yavaş yavaş başlar. Her tiryaki bir sigarayla başlamıştır. Çok affedersiniz, her deyyus bir defa zinayla başlamıştır. Bu işler böyledir. Toplumda eğer bir otelde 30 ton içki bir günde tüketiliyorsa, bu herhalde böyle başlamamıştır. Böyle başlamamıştır. Haramlar yayıldıkça Allah'ın belaları gelir. Bu belaların dünyaya taalluk eden kısmıdır, ya ahirete taalluk eden kısmı ne olacaktır? Kardeşler, bakınız, bir oyun ki, o oyunda kazanan var ve kaybeden var. Bu tek kelimeyle kumardır. Kağıt oynuyor insanlar, birisi kazanıyor, belki ki çay olsun fark etmez. Birisi ödüyor, birisi alıyor. Birisi veriyor, birisi alıyor. Yani karı ve zarı, kar edeni ve zarar edeni olan her oyun kumardır ve haramdır. Bunun adına ne derseniz deyin, şans oyun dedikleriniz oyunlarda milyonlar, bir kişiliği bakın, milyonlar kaybediyor, birkaç kişi kazanıyor. Öyle mi? Her bileti alan kesinlikle kendisine çıkmayacağını bilirse alır mı? Almaz. Bunlara şans oyunu derler. İslam toplumunda Allah Celle Celaluhu buyurur ki وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsanoğlu emeğinin karşılığını alması lazım. Emek, emek. Oturduğun yerde şans oyunuyla beraber gelsin trilyonlar köşeyi döneyim. Bu helal olmaz. Allah Celle Celaluhu ticaretle ve rıza ile ancak bir insan bir başkasının malını ticaret yoluyla, rıza ile yapılan ticaret yoluyla efendim yiyebilir diyor. Yani yaptığımız ticaretleri kastediyor. Kumar işinde, piyango işinde veren razı olsa da olmasa da bu iş haramdır. Kısacası şans oyunları, atlarına ne derseniz deyin, onları zikretmiyorum. Bunların her birisi bir haramdır. Ha domuz eti, ha piyango bileti. Fark etmez. Biraz önce hadis-i şerifini okudum. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? İçkiye devam eden bir insan, puta tapandan farkı yoktur. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde de olduğunu söyledim size. Farkı yoktur. Hele hele bir insan içkiyi helal kabul ederek yaparsa, zaten dinden, imandan mahrum kaldı demektir. Şimdi Allah Celle Celaluhu kumar ile ilgili, içki ile ilgili bir de neydi? Dikili taşlar, yani putlarla ilgili. Öbürü de neydi? Piyangolarla ilgili. Ne dedi? Bir pislik dedi. Başka ne dedi? Şeytan ameli dedi. Başka ne dedi? Namazdan alıkoyar dedi. Başka ne dedi? Allah'ı zikretmekten alıkoyar dedi. Daha ne desin? Vazgeçtiniz değil mi? Ey iman edenler, vazgeçtiniz değil mi? فَهَلَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Bunları ben size anlattıktan sonra, benim de uluhiyetimi, Allah'lığımı kabul ettikten sonra, bunları ben size söyledikten sonra vazgeçtiniz değil mi? Diyor Maide suresinde. Şimdi Allah Celle Celaluhu vazgeçtiniz değil mi deyince ne demek lazım? Elbette vazgeçtik demek lazım. Ezan-ı Muhammed'i okunduğuna göre, kıymetli dostlar, bir iki hadis-i şerifi mealen sizinle paylaşıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Allah Celle ve Ala Hazretleri şans oyununa dayanan her türlü kazancı haram kılmıştır. Dolayısıyla kıymetli dostlar, bu konuda Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin Maide Suresi'nde buyurduğu beyanatın dışında aslında bizim için yeterli, bir başkasına ihtiyaç duymayacağımız kadar nettir. Hadis-i şerifler de vardır bu konuda. Ancak aleyhissalatü vesselam Efendimizin içki ve kumarla ilgili buyurdukları, putperestlikle beraber bunu aynı ayeti kerimenin içerisinde zikretmiş olması, kesinlikle her Müslümanın sakınması gereken en büyük haramlardan birisidir.
hırsızlık yapan, kumar oynayan, piyangoya ve benzeri haramlara muptela olan kişi imanıyla bunları beraber götüremez. En azından imanla yakışmaz birbirine buyuruyor. Dolayısıyla son sözüm şu olsun kıymetli dostlar. Yılbaşı münasebetiyle biz Müslümanların istiğfar etmekten ve Cenab-ı Hakk'a yalvarıp tevbe etmelerini talep etmekten başka yapabileceğimiz bir yenilik söz konusu değildir. Ne evimizde ne iş yerimizde bir yenilik yapmamız söz konusu değildir. Yılbaşı kutlaması yapmak doğru değildir. Bizim dinimizde, örf ve adetlerimizde asla bağdaşmaz. Biraz önce söylediğim gibi mikrop gözle gözükmez. Bu haramların her birisi birer mikroptur. Toplumun içerisinde yayıldığı zaman Allah'ın belaları hulul eder, her tarafı kuşatmış olur. Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri her birimizi, âlem-i İslam'ı bu büyük felaketten muhafaza eylesin. Kafirlere benzemekten, Yahudi ve Hristiyanların, dinsizlerin örf ve adetlerini benimsemekten ve kendi örf ve adetlerimizmiş gibi hayatımıza intikal ettirmekten Rabbim her birimizi muhafaza eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu, Ruz-i Mahşer'de yüzümüzü kara çıkaracak, ağlamamıza, feryat etmemize sebep olacak, her türlü yanlışı idrak edip onlardan uzak durmayı her birimize nasip eylesin. Yüce Rabbim her birinizi helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Yüce Rabbim vermiş olduğu sermayeyi hem dünya hem ahiret menfaatine çevirmeye her birimizi muvaffak eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.